Ukrayna'da güvenlik güçleriyle hükümet karşıtları arasında yeniden başlayan ve gece boyu devam eden çatışmalarda ölenlerin sayısı 25'e ulaşırken yüzlerce kişi de yaralandı. Çatışmaların yoğunlaştığı başkent Kiev'in merkezindeki bağımsızlık meydanına yakın noktada bulunan Saint Michel Kilisesi ise yoğun gazdan etkilenenlerin ve yaralananların tedavi merkezi oldu. Sığınak vazifesi de gören kilisede gönüllü doktorlar hizmet veriyor. Doktor Andriy'nin söyledikleri ise operasyon sırasında gerçek mermi kullanıldığını kanıtlar nitelikte. Çok sayıda yaralı var. El bombası parçaları, yanık, kurşun yarası. Yaralılara önce ilk müdahaleyi burada yapıyoruz. Gerekenleri de hastaneye gönderiyoruz. Gönüllü hemşire İra ise kendilerini uzaklaştırdığını söyleyerek polisten şikayetçi. Yaralananların pansuman edilmesine yardım ediyorum. Polis 3 defa arka arkaya Sahra Hastanemize taşımamızı istedi. Her defasında pansuman aletlerini taşımak zorunda kaldık diyor. Başkent Kiev'den geçen Dnieper Nehri'ne ve hükümet binalarına yakın noktada bulunan Saint Michel Ortodoks Kilisesi aynı zamanda manastır olarak da işlevini sürdürüyor. Kilise Ukrayna'da ilk olayların çıktığı 30 Kasım'da da eylemcilere kapılarını açmıştı. Her kilise Allah için halkına hizmet verir. Rahiplerin görevi de zorda olan insanlara yardımcı olmaktır. Hakkını arayanlara yardım etmektir. Özellikle de gerçekler için hak arayanlara. Orta Çağ'da yapılan ve Sovyet döneminde yakılan kilise 1999 yılında yenilenerek yeniden ibadete açılmıştı.